Evet arkadaşlar, bir süredir aklımdaydı. Bir Dominar 400 videosu çekesim vardı. Çekmek istiyordum. Yaklaşık alalı bir ay falan oldu. Bir aydır biniyoruz. Daha önce de bildiğiniz gibi NS 200'ümüz vardı, Pulsar. O nasıldı, bu nasıl? Bir kendimce bir değerlendirme yapayım dedim. Şimdi göreceksiniz. O da nereye geldi? Böyle farklı bir ortama geldi. Biraz önce keçi arkadaşlar vardı burada. Onlar da döndüler, dolaştılar, sularını içtiler, geldiler. Toroslardayız. Evet, şimdi gelelim. Dominar 400 UGY. Nasıl oldu? Beklentilerimi karşıladı mı? Düşündüğüm gibi değil. Yani nasıl değil? Sanki Pulsar daha hafif, daha performanslı gibiydi. 400 UG eksiklerinden birisi bence o kadar para alıyorsun. Haftada bir zam geliyor motosiklete. Ama 100 liralık bir tane dörtlü flaşör düğmesi koymuyorsun. 300 liralık bir orta sehpa koymuyorsun. Servisler ona keza. Şimdi ben motorun sağ tarafında yağ filtresi kapağından galiba o rengini biraz kıstırmışlar. Hafif bir yağ kaçağı var. Onun haricinde 40 beygire göre torku fena değil. İdare eder. Lastikler biraz küçük. Böyle çalışırken değişik. Sanki değirmen çalışıyor gibi bir ses geliyor. Ha, bu çantayı biz sonradan ekledik. Çanta şart biliyorsunuz, çok gezdiğimiz için. Tur camı sonradan ekledik. Yani şimdi fiyatını öğrenmek isteyeceksiniz ama yani fiyat da vermek istemiyorum. Çünkü ülkemizde haftada bir fiyatlar değişiyor. Onun haricinde ne söyleyebiliriz? Yavaş yavaş alışıyorum gibi geliyor. Pulsar'la her sene bir Akdeniz turumuz vardı. Yani o da ne? Tek sorun. Sorun da demeyeyim de aslında motosikletin kendi performansına göre oldukça iyiydi. Herhangi bir sorun yaşamadım. Yani 200 cc ve 24 beygir gayet güzel bence. Ona alıştıktan sonra Dominar 400 biraz farklı geldi bana. Dediğim gibi eksikleri yok mu? Var. Yakıt fiyat olarak söylemeyeyim diyeyim. Sizin kullanışınıza göre ortalama 100 kilometrede 4 litre yakıyor. Hani yani yola çıkıp abanırsan daha da çok yaktırabilirsin. Veya makul süratlerde gidersen daha da az yaktırabilirsin. Bu tamamen senin elinde olan bir şey, yakıt olayı. Pulsar'da ben 2,5 litreyi görmüştüm 100 kilometrede. Bunda da ne diyeyim, 1 litreyle 30 kilometre gittiğini de motorun kendi yol bilgisayarı söylüyor. O şekilde bir program yapmışlar. Şuradaki kadran yani değişik olmuş ama orada okuması görmesi zor. O gösterge yerine şunu biraz daha büyük, ana göstergeyi biraz daha büyük ve kullanışlı hale getirebilirlerdi. Gördüğünüz gibi yani siz de takip edenler biliyor. Dominarların fiyatları, daha doğrusu bütün motosikletlerin fiyatları uçuyor zaten. Dediğim gibi haftada bir zam geliyor. Ayrıca arka frenin çok aşağıda ve az tutması gibi bir durum var. Onu neden öyle yapmışlar bilmiyorum. Yani belki arka fren hani frenlerde kaydırmasın diye. Gerçi ABS de var ama böyle bir şey yapmışlar. Zaten motosikletçiler bilir. Fren yaparken tek arka veya tek ön değil, kombine fren yapmak gerekiyor. Ön frenle arka freni aynı anda
kontrollü şekilde kullanmanız gerekiyor. Aksi takdirde kayma, takla atma durumları olabilir. Onun haricinde benim boyum 1.80. Bana göre biraz da alçak geliyor diyebilirim. Dediğim gibi yakıt konusuna baktık. Dörtlü düğmesi olmadığını söyledik. Orta sehpaya kıyamamış bajaj. Bir orta sehpaya koysaymış iyiymiş. Bir tane aldım internetten. Onu da aklıma geldi söyleyeyim. Bir tane internetten aldım. Servise taktırdım. Olmadı. Böyle motosiklet bir sallandı. Garip bir şey oldu. Tekrar iade ettim. Ama kendileri düzgün bir şekilde yaptırsalar o kadar para alıyorsun kardeşim. Yani motosikletin üstüne 500 lira daha fiyat ekle. Koy bir sehpa ne olacak? Orta sehpa motosiklet için önemli biliyorsun yani. Evet. Onun haricinde 7500'de motosiklet. Geçenlerde yağ değiştirdim. Bir de bu baca şimdi Putoline diye bir yağ kullandırıyor. Vallahi değiştirdik. 5000'e değişti. 7500'e değişti. Yağ simsiyahtı. Pek ne bileyim iyi bir yağ gibi gelmedi bana. İlerleyen zamanlarda garantiden sonra kendimiz farklı ve daha güzel markalar kullanırız. Lastikler fena değil. Güzel kayma sorunu yok. Yani özellikle kuru zeminde tutuşu güzel. Evet arkadaşlar, şimdilik benim düşündüğüm, benim görüşüm bunlar. Altına yorum yazarsanız kendimce cevaplamaya çalışırım. Dominar'la sevgiler.